Sihir mi bu? Bu dünyadaki her şey sihirdir. Sihirbaz için değil ama. Merhabalar. Mistral ile istem mühendisliği videosu çekeceğiz bugün. Ben çekeceğim daha doğrusu. Prompt Engineering, istem mühendisliği konusunda olacak. Halihazırda zaten biliyorsanız Mistral ile prompt yazacaksınız. Faydalı olabilir. Onun dışında ilk defa prompt yazacaksınız. Yine faydalı olabilir ancak diğer videolara da bakmanızı öneririm eğer öyleyse durum. Burada tabii kullanılan model Llama 2. Modeller çok hızlı güncelleniyor. İşte kullanılan model Llama 2 değil. Karşılaştırma yapılan model Llama 2 ve Llama 2 artık eski kaldı. Llama 3 var. O yüzden çok modelleri de giriş yapmadım. Daha çok promptları inceleyeceğiz. Pek çok popüler ve etkili büyük dil modeli standart transform mimarisi üzerine kuruludur. Ancak Mistral tarafından piyasaya sürülen yeni açık kaynak modellerden biri olan Mistral 8x7 milyar standart transform mimarisi uzmanlarının karışımı yani Mixture of Experts kullanarak daha farklı bir şey mimari sunmaktadır. Bu 8 farklı beslemeleri ileri beslemenin sinir ağı çıkarım sırasında farklı bir kapı sinir ağının bir sonraki tokenı tahmin etmek için bu 8 uzmanın ikisini çalıştırmak üzere seçtiği anlamına gelir. Daha sonra bu iki uzmanın çıktılarının ağırlıklı ortalaması alınarak bir sonraki token üretilir. Bu uzman karışımı tasarımı Mixture modelinin daha büyük bir modelin performans iyileştirmesine sahip olmasını sağlarken çıkarım maliyetlerinin daha küçük bir modelinkine yakın olmasını sağlar. Burada şöyle bir şey var. Normal bir model yerine bir büyük bir küçük model var gibi düşünebilirsiniz. Burada birkaç tane var da. İşte büyük model ve küçük model var. İşte küçük model çalışırken büyük model ona destek oluyor gibi düşünebilirsiniz bu yapıda. Mixture of Experts mimarisinde. Bu da daha hızlı ama daha doğru çıktılanmasını sağlayan bir mimariymiş. Burada da işte Mixture modelinde 46,7 milyar parametre sahip olmasına rağmen her bir tokenı tahmin etmek için sadece 12,9 milyar parametre kullanılmaktadır. Bu kursta Mixture API kullanılıyor. Evet, genel bakış. Çeşitli Mixture modellerine bir göz atalım ve Mixture olarak en iyi temel modelleri oluşturmayı hedefliyoruz. Şu anda tüm kullanım senaryoları ve iş ihtiyaçları için 6 model mevcuttur. Performans çeşitli görevlerde ölçüyoruz. Örneğin akıl yürütme kriteri, SWAG, ART, EZR Challenge ve diğer ölçütler bunlar, benchmarklar. Yüksek seviyede metninizi işlemek için 8 uzmandan yardım aldınız. Hayal edin tüm uzmanları kullanmak yerine size yardımcı olmak için en iyi uzmanı seçiyoruz. Ne görüyoruz burada? Girdiği embeddingleri var. Çok başlı dikkat mekanizması, add, burada routing'e gidiyor, feed forward, neural network, top k, eksen, el tane katman var. Daha fazla detay vermek gerekirse modelimizin temel bir ileri besleme katmanı ve çok başlı dikkat katmanı olan iki katmanın oluşan bir transformer bloğu olduğunu görebiliyoruz. Her girdiği token'a aynı katmanlardan geçiyor. Model kapasitesi. Modele kapasiteyi nasıl ekleyebiliriz? İleri besleme katmanlarını ve zamanlarını çoğaltarak. Peki hangi girdi token'ın hangi ileri besleme katmanlarına gideceğine nasıl karar veririz? Her token'ı en üst k ileri besleme katmanında işlemek için bir router kullanırız ve diğerlerini görmezden geliriz. Sonuç olarak Mistral toplamda 46.7 milyar parametreye sahip olmasına rağmen her token başına yalnızca 12.9 milyar parametre kullanarak hızlı çıkarım ile inferans yaparak harika bir performans sağlayabilir. Llama 2.70b ve birçok kıyaslamayı 8 kat daha hızlı çıkarım ile geride bırakır ve çoğu standart kıyaslamada GPT-3.5 seviyesinde bir accuracy sağlar veya geçer denmiş. Bu eski olduğu için Llama 2 ile karşılaştırıyor. Bu modelleri yerel bilgisayarınızda çalışmak isterseniz local transformer kütüphanesine llama.cpp veya o Llama'yı kullanabilirsiniz. Modeli çalıştırabilmek için quant setleriniz gerekebilir ancak bu beklenen performansı vermeyebilir. İstemleme, prompting, işte burada helper şeyinden kullanıyoruz. Mistral'ı kullanıyoruz. Burada helper için notebook'a bakabilirsiniz. Kursu adresine gidip. Kaynaklar da var. Bir classification
için bir prompt var. Bir banka müşteri hizmetleri botusun. Görevin müşteri niyetini değerlendirmek ve sorgusunu sonrası aşağıdaki aşağıdaki önceden tanımlanmış kategorilerden birini ayırmaktır. Kart mı, teslimat mı, pin değiştirme mi, döviz kurumu, bunları ayrıştıracağız. Eğer metin yukarıdaki kategorilerden hiçbirine uymuyorsa şu şekilde sınıflandırılır. Müşteri hizmetleri, hiçbiri değilse de müşteri hizmetleri yap. Yalnızca önceden tanımlanmış kategoriyi yanıt olarak vereceksin. Açıklama veya not verme. Yani bunlardan başka bir şey söylemeni istemiyorum. İşte bazı örnekler. Sorgu, işte kartımı aldım nasıl öğrenirim bilmem ne bilmem ne. Kategori kart teslimatı. Burada da few shot yapılmış. Birkaç tane örnek verilmiş yani. Girdi buyken çıktı bunu bu vereceksin gibi gibi. Sonrasında da sorgu ve kategori. Evet, burada yazım hatası ve gramer düzeltmesi için sorulmuş. Lütfen bu işlemi yazma dil bilgisini düzelt. Ve düzeltilmiş aynı isteme döndür. Burada da prompt'u düzelttiriyoruz. Kartlarınızı Avrupa Birliği'nde kullanılabildiğini soruyorum diye bir sorguya vermişiz. Bir başka örnek. Jason modunda bilgi çıkarma. 60 yaşında erkek bir hasta olan Bay Johnson artan susuzluk bilmem ne bilmem ne semptomlarıyla geliyor. Prompt aşağıdaki tıbbi notlardan bilgi çıkarın. Aşağıda JSON şemasını kullanarak JSON formatını dönün. İşte yaşı, yaşının bilgisini çıkaracağız. Integer olacak demişiz. Gender olacak demişiz. Bakın burada bu format güzelmiş. Ben bu böyle yapmıyordum. Yine çalışıyordu ama bu da güzel. Yani burada yaş bir integer değeri olacak. Buraya dolduracaksın gibi söylenmiş. Güzel. Diagnosis, type, inam şunlardan biri olabilir. Weight oldukça orijinal. Kişiselleştirme, personalization burada sayın ipotek kredisi veren 30 yıllık sabit faizde bilmem ne bilmem ne nasıl saygılarımı Anna. Size bir ipotek kredisi veren müşteri hizmetleri robotusun ve göreviniz müşteri sorularını ele almak için kişiselleştirilmiş e-posta yanıtları oluşturmaktır. Aşağıda verilen gerçekleri bilgileri kullanarak müşterinin sorusunu yanıtlayın. Yanıtınız net, öz ve doğrudan müşterinin sorusunu ele aldığından emin olun. Dostça, profesyonel şekilde hitap edin. E-postayı kredi veren müşteri desteği olarak imzalayın. Gerçek bilgiler bunlar. E-posta, e-mail, response, özet, summarization, özet içinde şöyle bir şey yapabilir misiniz? Avrupa AI şampiyonu, Mısır'da AI yeni dil modellerini tanıttı. Yenilikler, bunlar, model özellikleri, bilgiler var. Bunları da özetliyor. Ne diyor? Evet ancak neden önemli? Şunu düşünüyoruz. Siz bir yorumcusunuz. Göreviniz bir haber bülteni hakkında bir rapor yazmak. Haber bülteni size sunulduğunda sorulacak ilginç soruları bulun ve her soruya cevaplayın. Daha sonra tüm bilgileri birleştirme markdown formatında bir rapor yazın. Haber bülteni, talimatlar, özetle. Bültende sunulan temel noktaları ve temaları açık ve öz bir dilde özetleyin. İlgi çekici sorular. Bültenin içeriği hakkında sorulabilecek 3 farklı düşündürücü soru oluşturun. Her soru için S'den sonra sorunu açıklayın, C'den sonra sorudan ele alınan sorunun ayrıntılı bir açıklamasını sağlayın. Nihai cevabı da egzemel tekleri arasına ekleyin. Bir analiz raporu yazın. Özeti ve ilgi çekici soruların yanıtlarını kullanarak Markdown formatında kapsamlı bir rapor oluşturun. Bu da bunun nasıl yapılabileceğini gösteriyor. Mistral Python istemcisi. Burada Mistral'ın bir Python istemcisi verilmiş. Onu kullanarak API isteği atabiliyoruz. Burada tabii Mistral'ın API'yi ücretli. Model seçimi, bu modeller tabii geçmiş kalabilir şu an için. Mistral 7 milyarı varmış. 8x7 bu işte Mixture of Expert. Small, Medium, Large. Small latency toplu olarak yapılabilecek basit görevler için işte sınıflandırma, müşteri desteği, metin üretimi. Medium latency orta düzeyde akıl yürütme gerektiren ara görevler için yani veri çıkarımı, bir belgenin özetlenmesi, e-posta yazma, iş tanım yazma veya ürün açıklaması yazma gibi. Large latency de büyük akıl yürütme yetenekle gerektiren veya yüksek düzeyde uzmanlaşmış karmaşık görevler için sentetik metin üretimi, kod üretimi, reg veya ajanlar. Burada da farklı modellerin MMLU ölçütüne göre başarıları oranı verilmiş. Oldukça yakınlar bence. Bu da kullanım fiyatlandırılması. Mesela en büyük large 1 milyon için 8 dolar çok yüksek fiyat. İken 7 milyarlık 0.25 yine biraz yüksek geldi. Bu input tabii, bir de output. Aman tanrım 24 dolar. Bunlar belki güncellenmiştir ama
Çok yüksek geldi. Evet. Aşağıdaki e-postayı spam, e-postanın spam olup olmadığını belirlemek için sınıflandırın. Yalnızca metin olarak spam veya spam değil ile yanıt verebilirsiniz. E-posta acil şu kadar para kazandınız. Ödünüzü aramak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın. bombabomba.com. Evet. Mistral Small Latest da cevap verilmiş. Mistral Medium için de örnek şu. Ürününüzle ilgili ürününüzle ilk satın alımını yapan yeni müşteri için bir hoş geldiniz e-postası yazacaksınız. Özelleştirme yani. Minnettarınızı ifade edin. Bunu görmekten memnun olduğunuzu söyleyin. E-postayı şu isimle imzalayın. Sipariş ayrıntıları, müşterinin adı, ürün, tahmin teslimatı, adresi, iade politikası. Aşağıda veri kümesinde ödeme tutarları birbirine en yakın olan iki müşteri arasındaki ödeme tarihleri arasındaki farkı hesaplayın. Kod yazmayın. Evet, ya bir şey matematik hesabı yaptığınızda kod çıktısı verebiliyor. Aslında kodu kendisinin arkada çalıştırması lazım platformda çalışırken ki bu da matematik işlemlerinde tercih edilen bir yöntem. Transaction'lar var. McDonald's, Safeway, Carrefour. Prompt satın alma detaylarına bakıldığında her kategoriye ne kadar harcadım? Restoranlar, bakkallar, doldurulmuş hayvanlar. Bir tam sayı dizisi, nums ve bir tam sayı hedefi verildiğinde iki sayının endekslerini hedef değerine ekleyecek şekilde döndürün. Her günün tam olarak bir çözüm olacağını ve aynı öyle ilk kez kullanacağınızı varsayabilirsiniz. Cevabı herhangi bir sırayla döndürebilirsiniz. Kodunuzu şu testleri geçmelidir. Assert two sums bla bla. Fonksiyon çağırma örneği var. Function calling. Evet, data buymuş. Transaction ID, customer ID, payment amount, payment date, payment status. Ödendi, ödenmedi. Ödendi, ödendi, ödendi. O yanlış çeviri olmuş. Bunlar herhalde ödenecek, ödeniyor falan gibi bir şey. How you might answer data questions without... Ah, yeah. Paid, unpaid. Bunlar da paid, paidmiş. İlginç. Pending. Aşağıdaki verileri göz önüne alındığında ödeme durumu nedir? Transaction ID veri datayı veriyoruz ve ödeme durumu nedir diye hesaplatıyoruz. Burada matematik yapıyor mu ama da onu çok kafama yapmadım. Function calling. Ha, anladım. Fonksiyonlar tanımlayacağız. Bu fonksiyonları yani yazılım aslında nasıl çağıracağını bilecek. API isteği olabilir bunlar. Burada nasıl çağıracağını bilecek dediğim işte belli bir format oluyor. O formata uygun doldurması lazım. Yukarıda yaptığımız şey aslında şurada hani ilk başta daha boşlukları dolduruyordu ya. Şu şekilde aslında. Bu structured format çıkarırken bir de bunu mesela oluşturup bir istek attın vesaire hayal edin. Ya da halihazırda bir tool'u çağırdın aynen. O da fonksiyon çağırma oluyor aslında. Evet, bunları kullanabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Rack. Rack de çok popüler bir mimari. Modele dışarıdan veri getiriyorsunuz. Prompta ekliyorsunuz. İşte onlardan sorunun cevabını bulmaya çalışan bir yapı. Burada da soruyu bağlam bilgisi aşağıdadır. Soru önceden eğitilmiş bilgiye dayanak değil. Bağlam bilgisine dayanarak cevaplayınız. Sorgu, cevap. Yani ilginç. Bağlam bilgisi aşağıda dedikten sonra ben ne yapıyorum diye şöyle düşüneyim. Ben de öyle yapıyorum. Ya aşağı yukarı. Aynen evet. Jack ve fonksiyon çağırma. Bunda ikisinin bir arada olduğu bir örnek. Bağlam bilgisi aşağıdadır. Klasik Jack'ten sonra tool'lar verilmiş. İlgili bağlam alarak kullanıcı sorusunu yanıtlayın. Description. Kullanıcı sorgusu. Yapay zekanın ulaşımda iklim değişikliğini azaltma yolları nelerdir? Bir soru. Sonra da denenmiş. Rack hakkında daha fazla bilgi almak için işte Advanced Tool for AI with Chroma kursu var. Onu da videosunu çekmiştim. Sentence Window Retrieval yapma. Auto-Merge Retrieval yapılabilir. Building and Evaluating Advanced Rack Application bu kursta var. Query Expansion, sorgu genişletme. Evet, bunların aslında mesela şunun kodunu bende var, paylaşmadım ama bende var. En güzel kodlar bende var. Auto-Merge Retrieval, Query Expansion bunları da yapmalıyım.
yani nasıl yapıldığını bulup paylaşmam lazım aslında. Training and Utilizing Embedding Adapters. Evet, böyle bir şey var olduğunu biliyorum ama deneyemedim. Şöyle bir şey bu. Şimdi embedding adaptörler, embedding modüller var biliyorsunuz. Kelimeleri vektöre çeviriyor uzayda anlam şeyine göre. Bunları fine tune edebilirsiniz. Yani sizin datanızda en iyi şeyi verecek şekilde fine tune edilebiliyor. Hani LLM değil, embedding modeli de fine tune edebiliyorlar. Bu da öyle. Adapter dediği de LoRa fine tune ediyor anladığım kadarıyla. PEFT. Sohbet arayüzü, bir tane de sohbet arayüzü nasıl olabilir? Bunun örneği verilmiş hastasına. Bir tane arayüz böyle oluşturabilirsiniz. Bu da sanırım hazır bir şeyler verilmiş. Helper'dan mı? Yok, panel. Ha, panel panel kütüphanesi kullanılarak. Hakim olmadığım bir şey, ona da bakayım. Evet, kursun orijinali buydu, böyle kısa çıtır. Çerez daha doğrusu çıtır değil. Bir kurstu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümde görüşmek üzere.